Herkese selamlar. Bu videomuzda Sprelebs'te 10. katı 9 yıldız ile beraber tamamlayacağız. Hemen önce karakterlerimi göstereyim, ekipmanlarını, silahlarını gösterdikten sonra da nasıl bir takım kurulumu yapmalıyız ondan bahsedeyim. Child'da Rust yayını kullanıyorum ve aynı zamanda set olarak da Heart of Depth taktım. Görmüş olduğunuz üzere kum saatinde yüzdelik olarak atak, kupada yüzdelik olarak hero damage bonus ve taç kısmında kritik şans. Eğer ki kritik şansım %50'den yüksek olsaydı kritik damage takacaktım. Ningguang'a gelmiş olduğum zaman Arcane Patch setini kullanıyorum. Bu sayede takımımı elemental hasar konusunda destekleyebileceğim. Kum saatine bakmış olduğum zaman yüzdelik olarak atak, kupaya bakmış olduğum zaman yüzdelik olarak geo damage bonus ve taca bakmış olduğum zaman kritik şansım %50'yi geçtiği için kritik damage. Silahımızda bakmış olduğum zaman Solar Power. Jean'e bakmış olduğum zaman Fabian'ı Sword kullanıyorum. Set olarak şu anda Viridescent Veneer açtım ancak tüm parçaları geliştirmedim. Çünkü bazılarının ana niteliklere uygun olmadığı için onları düzeltebildikten sonra burada tekrardan bir yükseltme gerçekleştireceğim. Bennett'e gelmiş olduğum zaman Noblesse Oblige setini açtım ancak burada da yine yükseltme gerçekleştirmedim. Birazcık sadece healing bonus'a verdim. Daha rahat bir şekilde iyileşebileyim diye. Kılıç olarak da Festering Desire kullanıyorum. Kicking'e gelmiş olduğum zaman Lion's Roar kullanıyorum. Eserlerine bakmış olduğum zaman kritik şans, elektro damage bonus ve yüzdelik atak. Fischl'ı burada kullanmam. Fischl'ı geçtim o yüzden. Shinkui'ye gelmiş olduğum zaman... Ben nereye açtım? Eserlere gelelim. Eserlerde görmüş olduğunuz üzere 2 adet hydro damage bonus taktım. 2 adet de Noblesse Oblige taktım. Bu sayede ultisinde maksimum hasara ulaştım. Çünkü zaten Shinkui'nin yanında 4 parça Noblesse Oblige kullanacak olan bir karakter koyacağım için ikisi birbirini yükleyemediği için, aynı anda çalışmadığı için Shinkui'de böyle bir şey yapma gereği duydum. Enerji Recharge, Atak ve Kritik Damage taktım. Ama burada normalde Hero Damage bonus takmam gerekiyordu ancak düşüremedim. Sadece Child için mevcut şu anda. Kılıç olarak da Sacrificial Sword şu an Shinkui için en iyisi. Shanike'ye gelmiş olduğum zaman Prototype Star Glitter taktım ve aynı zamanda 4 parça Noblesse Oblige'i tamamlayabildim en sonunda. Bu sayede ulti bastığımda da güzel bir atak bonusu kazandırabilecek takıma. O zaman şimdi bir de Barbara'yı göstereyim en son. Barbara'mda neler vardı? Maiden Beloved seti vardı. Bununla beraber deli gibi yüzdelik cana abandım. Bu sayede daha fazla iyileştirebilsin. Silah olarak da Trident Tales of Dragon Slayers. O zaman şimdi açalım. Spellabies'imizde 10. katı tıklayalım. Burada da yine Shirk Hold durumu mevcut olacak. Karakterlerimiz üşüyecek. Ancak bu durumu gidermek adına bu sefer ateş sütunlarının yanına değil de bir Seal'in yanında gezineceğiz. Seal ile beraber ısınacağız. O nedenden ötürü ona dikkat ederek oynamanız gerekiyor. Şimdi yaratıklarımızı inceleyelim. İki takımda da görmüş olduğunuz üzere ateş karakteri şart. Çünkü buz kalkanına sahip yaratıklar mevcut. Bu nedenden ötürü iki takımda da Pyro bulunduracağız. Şuraya bakmış olduğumuz zaman yine Pyro ikinci takımda şart. Şuraya da bakmış olduğumuz zaman yine iki takımda da Pyro şart. Yani aslında 10. katın şartları 9. katın şartına göre daha basit. Burada tek yapmanız gereken iki takımı da bir arada Pyro koymak, ardından main DPS'inize göre bir takım oluşturmak. Ben ilk takımımı Child, Ningguang, yanında Bennett'i burayı değil de Shining'i buraya alırım, üstüne Barbara'yı buraya koyarım. Kicking, Jean, Shinkui ve Bennett'i de buraya alacağım. İki main DPS'imi de iki takıma ayırdım. Şifacıları da dağıttım. Support DPS'leri de dağıtmış oldum. Her gün yeni özellikler geldiğini unutmayın bu kartlarda. Her gün farklı bir şans deneyebilirsiniz. Bu nedenden ötürü her gün test edin. Eğer ki size uygun özellikler gelmiş mi diye. Şimdi burayı ne yapacağız elbette? Shining ultisi açarak vuracağız. Vuracağız. Vur. Ardından hop. Child'e de bir ulti atacağız. Birazcık hasar vereceğiz. Bakın üşüme başladı bende, öyle değil mi? Etrafıma bakıyorum. Seal nerede? Seal orada uçuveriyor. Seal'in yanına koşuyorum. Koşuyorum. Bu şekilde ısınıyorum. Şimdi bunlara kalkanı geri gelmeye başladı. Ben hemen şuna vurayım en azından. Tamam. Kalkanlı bayağı slime geliyor burada. O yüzden
Ateş karakteriniz mutlaka olmalı ki rahat bir şekilde burayı geçin. Olmadı Geo karakteri koyun. Geo karakterleri de yine kalkan kırma konusunda iyi. Sihirimiz nerede orada? Sihirimizin yanına koşarak vuralım biraz. Ulti geldikçe basayım da hızlı bir şekilde kesmeye çalışıyorum şunları. Şunun kalkanı daha erken gelecekti. Ondan bunu abanıyorum. İyi, öteki de yanımıza geldi. Sağ olsun. Uğraştırmadı bizi. Ha, bunun kalkanı geldi. Bas ultiyi. Şu an üşümeyi umursamayacağım. Az bir rakip kaldı. Birazdan umursayacağım. Tamam, artık umursamam lazım. Şuna E atayım. Shining yine bir daha attım. Hatta ben de birinci takım yıldızı özelliği açık diye kombomu da yaptırmak istedim. Ateş hasarı vereyim. Ha gayret, daha fazla mı harcamayalım şurada. Güzel. Burayı daha seri geçelim zaten. Kekingli takımı bayağı güçlü. Hadi gel bakalım. Nereye kaçtı bu? Bak. Sürekli yer değiştirmesinden nefret ediyorum şu sizin mage'in. Al işte. Tam en yeteneğiyle güzel bir hasar vereceğiz. Hop ışınlan. Nereye gittin gene? Artık düş. Hadi. Hala düşmedi. Şu an iyileşmeye ekstradan bir ihtiyacım yok bence dedim. Eyvah, şu büyücüleri önce indirmeniz gerekiyor. Bunun sebebi sürekli olarak iyileştiriyorlar. Bayağı büyük miktarda iyileştiriyorlar hatta. Şuna da koşalım. Hatta ulti basayım. Iblis Mage de geldi nasıl olsa alana. Hayır, hayır. Tamam, çıktım alandan. Ultimizi basalım da canımız biraz yenilensin. Güzel. İlk kısmımızı 3 yıldız ile bitirdik. Zayıf noktaya vurmak ekstradan %30 hasar vermemi sağlar da bu pek bizlik bir özellik değil ya. Canımız %50'den fazlayken %30 daha fazla vuralım. Eğer ki Ruin Guard'lar olsaydı bu katlarda kesinlikle zayıf noktayı vurmayı seçerdim. Ancak Ruin Guard'lar bulunmadığı için öyle bir özelliği tercih etmedim. Şöyle bir ult atayım. Aa, çok güzel. Patlayın patlayın patlayın. Bu ikinci kısımda alan saldırılarınız çok önemli. Görmüş olduğunuzda çok fazla geliyorlar çünkü. Hatta burada ben Nguang alayım. Shining'i şuraya atayım. Bu buz kalkanını en iyi Geo ve ateş ile yakabiliyorsunuz. O yüzden Geo ve ateş kullanmak çok mantıklı bunlara karşı. Ne, sadece bu mu kaldı? Hızlı bitti burası. Barbara'yı da daha hiç kullanmadım, onu fark ettim. Atak bonus falan kazandırsaydım keşke. Gel sen. Sen benden ekstra hasar yersin. Öteki gibi az elektrik hasarı yemiyor.
Heh, kazandı buz kalkanını. Yine kazandı. Şunu oynayayım birazcık. Tamam, 5. dakikaya kadar düşebiliyoruz zaten. Sadece 3 rakibimiz var. Güzel. Gel buraya sen de. Gerçekten 9. kattan çok daha kolay burası. Bir 11. birazcık sıkıntı. Birazcık fazla sıkıntı hatta. Orayı da zaten yakın zamanda göstereceğim. Karakterlerin atağında %20 artış. Güzel. Şöyle bir ultimizi atalım. Güzel bir hasar gömdük. Ha. Hayır. Neyse tamam. Aslında öncelikle sesin mage oynayabilirsiniz burada. Ancak ben nasıl olsa bunu tekleyebilirim diye buna girdim birazcık ama öldüremedim bir türlü. Tamam, öldü. Artık Barbara'ya geçebilirim. Hatta... İşte Barbara'yı da bu yüzden kullanmıyorum. Gene donup duruyoruz ya. Al işte. Sil gel sil. Tamam, böceklerin ölçüsünden kalkan da yenilmesin artık. Önüme bu saçağı koymasa vuruşum gidecekti de vuruşum gitmedi. Üzücü oldu o biraz. Ha gayret. İn artık. Güzel. Şimdi son kısma geldik. Aa, enerji gelmedi mi bana? Benim enerjim mi yetmiyordu hiç? Oha, dikkat edemedim hiç. Ulti atabiliyorum zannediyordum ben Shinku'yu da. Oh. Oh ne? Tamam. Birazcık enerji biriktireyim. Ulti atayım ardından. Bu yetiden gerçekten nefret ediyorum. Yani geliyor Jean'li ultim, bekle sen. Bennett'le de geliyor, Bennett'le de geliyor. Bak şimdi. Kicking için ultra bir iyileşme. Üstüne hasar bonusu. Havada donduk. Hiç umursamayacağım bu sefer üşümeyi. Direkt bodosluğuma gireceğim. Az bir sürem kaldı. Çünkü burada 7. dakikanın altına inmemeniz gerekiyor. Burada da maalesef zorlayıcı kısım bu. Ve 9 yıldız ile beraber bitirmiş olduk. Yani bu 10. katta 6 yıldızla bitirseniz de olur. 11. katı açmış olmanız yeterli. Oranın da kolayca yapmanın bir taktiğini göstereceğim size. Hani 9 yıldız yapamayabilirsiniz çünkü 7 dakika şartı birazcık zorlayabiliyor. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki rehber videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.